Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den IŞİD militanlarına karşı mücadelede işbirliği sözü aldı. Hollande dün Moskova'da Putin'den önce de Amerikan, Alman, İngiliz ve İtalyan liderlerle benzer görüşmeler yaptı. Hollande'ın IŞİD'e karşı daha geniş kapsamlı bir koalisyon oluşturma planı Rusya ile Türkiye arasındaki gerginlik nedeniyle daha da karmaşık bir durum oluşturuyor. Fransız Cumhurbaşkanı terörizmin medeni dünyanın ortak düşmanı olduğunun altını çizdi. Bu düşmanı tanıyoruz. Adı Daesh. Toprağı, ordusu ve kaynakları var. O yüzden de bu teröristleri vurmak için daha büyük bir koalisyona ihtiyacımız var. Rus lider de bu alanda işbirliği yapma sözü verdi. Putin, Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrasında Ankara'yı IŞİD'le petrol ticareti yaparak bu örgüte mali kaynak sağlamakla suçlamıştı. Bazı insanlar bundan hala milyonlarca, milyarlarca dolar para kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iddiayı şiddetle reddediyor. Destek verdiğiniz esetle bunları konuş. Oraya satıyor. Parayı oradan alıyor. Para kaynağı da belli zaten. Para kaynağı da belli. Rusya dün yaptığı açıklamada uçaklarının Türkiye sınırında konuşlanan Suriyeli isyancıların mevkilerini yerle bir ettiğini bildirdi. Uzman Peter Elsov, Rus bombardımanının Türkiye'yi rahatsız etmeye devam edeceği görüşünde. Hedef alınan gruplar Esad'a karşı mücadele veren Türkmenler. Elso, Fransa'nın oluşturacağı koalisyonda birlik olmayacağını çünkü liderlerin hedefi ortak olsa da çıkarlarının farklı olduğunu söylüyor. Hangi lider için neyin daha önemli olduğunu söylemek güç. Jeopolitik gündem ve iç siyasi dinamikler her biri için farklı. Mesela Putin gibi Erdoğan da iç siyasette milliyetçiliği, seçim ve diğer konularda öne çıkarabiliyor. Elsova göre Putin'in asıl amacı NATO üyelerini bölmek. Putin NATO üyeleri arasında görüş ayrılığı oluşturma siyasetine özellikle de Paris saldırıları sonrasında ağırlık vermeye başladı. Başkan Barack Obama da Salı günü François Hollande'la görüşmesi sırasında Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını dışişleri üzerinde yoğunlaştırması halinde daha yapıcı bir rol oynayacağını söyledi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi Washington. Türkiye'yi ilgilendiren pek çok başlığı ele aldığımız bir uzman söyleşisinde sıra Soli Özel ile konuştuk. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Soli Özel terörle mücadele eden uluslararası işbirliğine, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki durumuna, Avrupa'yı saran terör dalgasına pek çok başlıkta Amerika'nın Amerika'nın sesini sorularını yanıtladı. Son zamanlarda tırmanan terör olayları ve bu olayların IŞİD'le bağlantılı olması Türkiye ve Avrupa ülkelerini terör konusunda alarma geçirdi. Paris'te düzenlenen terör saldırısı, Sina'da düşen yolcu uçağı ve Ankara'da yüzü aşkın kişinin ölümüne yol açan canlı bomba olaylarının IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olması birçok ülkede güvenlik konusunun en önemli gündem maddesi haline gelmesine neden oldu. Bu gelişmeler yaşanırken birçok ülkenin IŞİD terör örgütüne karşı başlattığı operasyonları, Amerika'nın Türkiye ile Suriye'nin kuzeyine yapacağı hava operasyonlarını, Avrupa'da Müslümanlara karşı oluşan algıyı konuştuğumuz Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve Orta Doğu uzmanı Soliye Özel, Amerika'nın sesine şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin biliyorsunuz meşhur deyimiyle kırmızı çizgisi, PYD ya da YPG birliklerinin Fırat'ın, Fırat, Fırat Nehri'nin batısına geçmeleri. Ve sanıyorum Türkiye ile Amerika arasında en azından şu an itibariyle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna bulaşmayacağı, YPG'nin de Fırat'ın batısına geçmeyeceği konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu ne kadar sürdürülebilir bir şeydir onu bilmiyorum. Dolayısıyla IŞİD'e karşı Fırat'ın batısında yapılacak olan operasyonlarda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacak belki bir takım özel kuvvetler filan gönderilebilir. Fakat PYD'nin de e, batı, şeyin Fırat'ın batısına geçmesini Amerikalılar da izin vermeyecekler ve da bunu engelleyecekler. IŞİD'in Fransa'daki eylemlerinin Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik bir öfke patlaması amaçladığını ifade eden Özel, insanlarda öfke ve nefret yaratmaya yönelik çok stratejik bir iş yapıldığının altını çizdi. IŞİD'in e, Fransa'daki eylemlerinin ...Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik bir öfke patlamasını amaçladığına, e, e, hedef aldığı mahalli itibariyle kozmopolit yaşamın göbeğine ve belki Müslümanlarla olan ilişkilere zihnen en açık kesimleri hedefleyerek onlarda bile bir antipati yaratmaya, öfke ve nefret yaratmaya yönelik çok stratejik bir iş yaptığına şüphe yok bunları yapabilmeyi becerdiği her yerde de tekrar etmeye çalışacağını sanıyorum. Türkiye'nin de aslına bakarsanız IŞİD'in hedefleri arasında olduğu kanısındayım. Her ne kadar e, Suruç ve Ankara'yı doğrudan üstlenmemiş olsa bile en azından bir bağlantı olduğunun farkındayız ve Türkiye'nin de e, Pew'un yaptığı araştırmaya göre nüfusunun %8'inin buna sempatiyle bakması, 19'unun da güya fikrin olmaması Türkiye açısından da IŞİD'e yönelik sempati düzeyinin aslında çok tehlikeli boyutlarda olduğunu gösteriyor. Bu da örgütün bir eylem hazırlığı içine girmesi halinde kendisine çok uygun bir zemin üzerinde hareket edeceğini gösteriyor. Bu da bana göre çok kaygılanmamız gereken bir durum. IŞİD sorununun en az iki boyutu olduğuna değinen özel şöyle devam ediyor. Bir, bir devlet olarak IŞİD ya da proto devlet olarak IŞİD yani Suriye ve Irak'ta belli bir alanı kontrol ediyor. Bu alanda hakimiyeti var ve bu alanda yönettiği toplulukların da görünürde çok büyük bir isyanları yok. Yani e, Sünnilerin haklarını savunan ve onlara devletleşme imkanı tanıyan bir örgüt olarak görünüyor. Bu örgütün aynı zamanda ve o anlamda bir devlet gibi de hareket ediyor. Fakat e, IŞİD'in bir de tabi ideolojik boyutu var yani kıyamet gününü bir an önce getirmeye çalışmak gibi bir hedefi var. Bu bakımdan Hristiyanlıktaki millennial, apokaliptik akımlara da çok benziyor. İdeolojik cazibesini yitirmesi için elindeki toprağı yitirmesi gerekir. Bir, onun ideolojik cazibesinin şekillenmesine imkan tanıyan Avrupa'da yaşayan Müslümanların hayat koşullarının değişmesi gerekir. iki. Şimdi o Avrupa'dakilerin hayat koşullarının bir filan değişmesi bir bakıma Müslüman toplumların kendi geniş toplumlarla kurdukları sorumlu ilişkide şiddet kolaycılığına kaçmadan ne tür mücadele verebilecekleri öte yandan da ırkçılığın giderek yükseldiği ve ekonomik krizin insanları kötü ısırdığı Avrupa'da siyasi sistemin toplumda kabaran öfkeyi dizginlemeyi becerip beceremeyeceğine bağlı. Yani aslında uzun vadeli bir şey. Biri kısa vadeli fiziki olarak IŞİD'in kontrol ettiği alanın daraltılması ya da yok edilmesi. Diğeri çok daha uzun vadeli bir iş ve o uzun vadeli işe başlayacak ya da onu sebatla sürdürecek enerji, niyet ve irade Avrupa toplumlarında var mı ondan emin değilim. Özel IŞİD terörünün batı ülkelerinde yaşayan Müslümanları zor durumda bırakabileceği öngörüsünde bulunuyor sıradan Fransız açısından İslam'la bağlantılı her şey bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladığı ölçüde ve bir hakkın yani IŞİD'de bunu IŞİD ya da El-Kaide bütün benzerleri bu böyle algılansın diye ellerinden gelen ardlarına komuyorlar. E, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da orada burada yaşayan Müslümanların hali çok zor olacak. Avrupa'yla kıyaslanamayacak kadar e, iyi durumda bir Müslüman topluluğu olan Amerika'da bile Cumhuriyetçilerin safından gelen akıllara durgunluk verecek rezillikteki lafları duyduğunuzda, Avrupa'da dediğim gibi bu uzun vadeli e, tahammül, dikkat ve yeniden entegrasyon projeleri nasıl gerçekleşir bilemiyorum. O yüzden bence Müslüman toplulukların kendi iç örgütlenmelerinde de, bununla nasıl başa çıkacakları konusunu iyice bir düşünmeleri gerekecek. Çünkü tek taraflı halledilebilecek de bir durum olmadığını sanıyorum. Özele göre IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin de çabasıyla Avrupa'da oluşan algı İslam'la ilgili her şeyin tehdit unsuru olarak görülmesini sağlayacak ve bu durum orada yaşayan Müslümanları çok zor duruma düşürecek. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington Küresel terör tehdidiyle devam ediyoruz. Şimdi de Avrupa'nın kalbinde meydana gelen saldırılar dünya kenti İstanbul'a gelen turistleri nasıl etkiledi? Amerika'nın Sesi İstanbul sokaklarında bu sorunun yanıtını aradı. Taksim Meydanı'nda Amerika'nın sesine konuşan turistler son zamanlarda yaşanan terör saldırılarını değerlendirdi ve kalabalık mekanlarda bulunmanın kendilerini tedirgin edip etmediği konusundaki soruya yanıt verdi. Buraya ailemle geldim. İstanbul'u geziyoruz. IŞİD'in düzenlediği son saldırılar yüzünden kendimizi kalabalık yerlerde tedirgin hissediyoruz. Şu anda kendimi güvende hissediyorum. Ama tuhaflık hissedersem daha dikkatli davranırım. Kendimi güvende hissetmediğim yerlere gitmem. Terör olayları çok kötü ama bunlara sebep olanlar batılı ülkeler. İstanbul'da da olsam, başka yerde de olsam kendimi güvende hissediyorum. Biz zaten 3 yıl önce ülkemdeki iç savaştan kaçtık. Burada kendimi daha güvende hissediyorum. Bombanın nerede patlayacağını bilemeyiz. Ama yaşam devam ediyor. Buradayız, keyfimiz yerinde ve korkmuyoruz. Terör saldırısı beklentisi bizim günlük hayatımızı etkilemiyor. Well, we're happy to be in Turkey. Türkiye'de olduğum için memnunum ve bu tür olaylardan dolayı seyahat etmekten vazgeçmeyeceğim. Terör saldırılarını tahmin etmek güç. Kendi ülkemize res seyahat ederken böyle olaylar yaşanabilir. Terör tehdidi genel olarak insanların normal yaşamını etkilememiş gibi görünse de bu durumdan tedirgin olanlar da yok değil. Ab Hasan Esmer, Amerikanın Sesi Washington Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü hafta içi her gün Washington'dan canlı olarak yayınlanan bu bülten dışında pazar akşamları yine bu ekranda Amerika'nın siyasetten uzak gündemini sizlere aktarıyor. Gündem programında Amerika'da eğitim, sağlıktaki gelişmeler, beyaz perdeden haberler ve daha pek çok ilginizi çekebilecek başlığı bulabilirsiniz. Pazar günleri de gündemde buluşmayı umuyoruz. Bu hatırlatmanın ardından haftanın son yayınını da böylece tamamlamış oluyoruz. Yayınlı haberlerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya yine Washington'dan karşınızda olacağız. Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddelerini aktaracağız. İyi hafta sonları.